Neden? Neden yürüyen bir işe çomak soksun ki? Bilmiyorum. Ama öğreneceğiz. Önce emin olmamız lazım. Nasıl emin olacağız? Yem atacağım beyefendiye. Başımıza gelenleri bütün detaylarıyla anlatacağım. Panikleyip geri çekilirse aradığımız adam o. Çekilmezse Timur Bey? O zaman aramaya devam edeceğiz Bekir. O da el mahkum bize yardımcı olacak. Çünkü bugün bizi yıkan, yarın onu yıkar. Biraz daha iyi misin? Temiz hava iyi geldi, sağ ol. Beni korumak için boşuna bekliyorlar orada. Bir tek sen gerçeği biliyorsun. Timur'un aradığı düşman benim. Yani Ahmet'i sen öldürmedin ki. Hayır, ben öldürmedim ama sebep oldum. Ne, karısı haklı. Onu bu işin içine sokmasaydım şu an karısı ve çocuğuyla birlikte olacaktı. Bu kadar yüklenme kendine. Sen kimseyi zorlamadın. Ama bu vicdan azabıyla yaşamak çok zor. Keşke kaderime razı olsaydım. Bu Timur'un yaptıklarına göz yumsaydım ama bu oyunlara karışmasaydım keşke. Böyle olacağını bilemezdim. Hayır, bilemezdim ama düşünebilirdim. Kimseyi peşimden sürüklememeliydim. Hadi biraz toparlan istersen. Bak, yıllardır görmediğim kuzen için bu kadar üzülmen dikkat çekebilir. Bak, hayatımda o kadar çok yalan var ki hissettiğimi bile yaşayamıyorum. Efendim Rasim abi. Ne yaptın Adem? Yasemin Hanım'a fotoğrafı gösterebildin mi? Ya gösterdim de cevap alamadım. Cenaze evinden çıktık. İyi değil yani şu anda. Anladım. Yalnız Adem. Efendim abi. Emniyetten kulağıma fısıltılar geliyor. Tutuklama olabilirmiş. Kim? Timur Bey mi? Daha isim öğrenemedim. Tamam, anladım. Sağ ol. Evet Timurcuğum, çağırdın, işi gücü bıraktım, geldim. Neymiş bu anlatacağın önemli konu? Seni çok yakından ilgilendiren bir konu. Allah Allah. Şimdi daha çok merak ettim. Aramızda hain var. Nasıl yani?
Nereden çıkardın bunu? Bir süredir şüpheleniyordum. Hele ki en güvendiğim kuryelerden bir tanesi altın sevkiyatında deşifre olunca... ben de ortalığa bir yem attım. Nasıl bir yem? Sevkiyat yaptım. Ferhat'la, el altından. Ortaklardan habersiz.